Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende yardımcı elemanlar konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 5. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız kenar ortay yani ağırlık merkezi. Kenar ortay dediğimiz arkadaşlar kenarı iki eş parçaya bölen doğru parçası olduğunu biliyoruz. E, ağırlık merkezi de kenar ortaylarının kesim noktasıdır. Aynı zamanda kenar ortaylarının kesim noktasında 1'e 2 oranlamaları da vardır arkadaşlar. Gerçi yan tarafta o anlatılıyor. Evet. İki tane kenar ortayın kesim noktası yine ağırlık merkezi verir. Bir üçüncü çizgide geçiyorsa yine e, o da orada kenar ortaya olmak zorunda. Aşağıda da ondan bahsetmiş arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geçelim. Hemen bununla ilgili örnek soru var. İncelersiniz. Bir de kenar ortayda 1'e 2 oran vardır arkadaşlar. Bir de şu kenar ortayın özelliğine bakacak olursak. Hocam kenar ortaylık var bir de 1'e 2 oran var değil mi? Bu karmaşık da olsa fark etmez. İkisi en az iki özellik sağlanıyorsa direkt ağırlık merkezi olur arkadaşlar. Mesela bir üçgen var elimizde. Hocam şöyle bir üçgen var elimizde. Şu iki kenar ortayın kesim noktası dedik ya. İki tane 1'e 2 oranında doğru kestiği zaman da yine ağırlık merkezi olur. A 2 A B 2 B şeklinde. Yalnız burada 1'e 2 oran kenardan köşeye kenardan köşeye. Ya da bu arkadaşlar iki kural yani iki özellik. Hocam biri kenar ortay birinde de 1'e biri 2 oran varsa yine ağırlık merkezi olarak tanımlanabilir arkadaşlar. Burası iki özellik sağlanıyorsa ağırlık merkezi olur. Tamam mı? Evet burada hemen örneği de var. Bakarsınız arkadaşlar. Hemen bizim işimiz buradaki sorularla. Hadi bakalım sorulara başlayalım. Asıl işimiz bu. G demiş ABC'nin ağırlık merkezi demiş. Bu olduğuna göre ABX kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. G ağırlık merkezi ise ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam bunlar da eşittir. Bunlar da eşittir. Bitti gitti. Bunlar eşitse o zaman 3x-1 eşittir x artı 4. Buradan 2x eşittir 5'ten. Buradan 2x eşittir 5'ten x'i kaç buluruz arkadaşlar? 5 bölü 2 buluruz. Bizden ne isteniyor? AB. AB'ye bakın. 4x artı 3 değil mi arkadaşlar? Evet. Yani AB uzunluğu 4x artı 3 isteniyor bizden. 4 çarpı 5 bölü 2 artı 3 isteniyor. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 13 yapıyor. O zaman birinci sorunun cevabı böylelikle. Akçay oldu. Geldik ki. Evet. Bir eşitlikler verilmiş. BG Hocam şu parça eşit verilmiş. DG'nin 4 katı. Şuranın 4 katıymış. K iken buraya 4K yazalım isterseniz. Ee, burası 4K. AC uzunluğu. AC uzunluğu 4K. Bir de G ağırlık merkezi ise bu kenar orta olmak zorunda. Hocam burası 4K ise burası 2K. Burası da 2K'dır. Bir de BG uzunluğu da 4K verilmiş arkadaşlar. BG. Şurası 4K. Zaten yazmıştık onu. Tamam. BG 4K. Şurası 4K. Burası da K. Her yeri yazdık mı yazdık. Alfa isteniliyor bizden. Şimdi gençler G ağırlık merkezi ise buradan geçen de kenar ortaydır ve 1'e 2 oran vardır değil mi? Aynen öyle. Burası da 2K olur. E 4K iken burası ne olur? Burası da 2K olur. Çünkü 2'ye 1 orandan. A 2K 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 ne çıktı burada? Eşkenar. O zaman alfamız kaç derece olur gençler? 60 derece olur. Yani ikinci sorunun cevabı böylelikle denizli oldu. Geldik 3'e. Hocam kenar ortay kenar ortay. Bak iki kenar ortayın kesim noktası nedir? Ağırlık merkezidir. E o zaman 2 ise burası nedir? 4'tür. Hocam y ise 2 ya da 6 ise direkt burası kaçtır arkadaşım? 3'tür. x artı y isteniyor bizden. 4 artı 3'ten cevabı kaç buluruz? 7 buluruz. Üçüncü soru böylelikle Cihan oldu. Geldik 4'e. Bak kenar ortay kenar ortay. 2 şart sağlanmış. G ne oldu o zaman? Ağırlık merkezi oldu. Hocam 1'e 2 oran vardır. Yani x artı 10 sa burası aynı zamandan olmak zorunda? 2x artı 20 olmak zorunda. Yani 3x artı 5 eşittir. 2x artı 20'dir. Buradan da x'i kaç buluruz? 15 olarak buluruz. Ama bizden BE isteniyor. BE'ye bakacak olursak BE uzunluğu kaçtır? Burası 3x artı 5 artı x artı 10. 4x artı 15 mi? Evet. Yani x yerine 15 yazınca x yerine 15 yazınca 60 artı 15'ten cevabı kaç buluruz? 75 olarak buluruz arkadaşlar. Dördüncü soru ed Edremit yaptı. Geldik 5'e. G ağırlık merkezi demiş bir de 120 var. Arkadaşlar ağırlık merkezini kullanacağız. Bu ağırlık merkezi garibim buraya kadar gelmişse o zaman bunu uzatalım kardeşim. Değil mi? E uzattık. Ağırlık merkezinden geçen ne olacak? Kenar ortaya olacak. 3 3 olacak. A 120'yi kullanabilirim şimdi. Bak 120 ise 3 3 ikizkenar bir üçgen yaptı. Ve buradaki ağırlık merkezinde bu arada burası k iken burası 2k diye midir? Evet. Ve şuradaki üçgene bakacak olursak gençler ne var burada? 3 3 30 30 120 üçgeni var. Dolayısıyla şu uzunluk aynı zamanda normalı 3 kök 3 olmalı. 3K'yı 3 kök 3 bulduysak K'yı buradan kaç buluruz? Kök 3 buluruz. Bizden de x eşittir 2K isteniyor. Buradan da cevabımız ne yaptı? 2 kök 3 yaptı. Evet 5. soru böylelikle balık esir oldu. Geldik 6. soruya. GABC üçgensel bölgenin ağırlık merkezi olduğuna göre BC kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet BC uzunluğu kaç santimetredir? G ağırlık merkezi demiş ya ağırlık merkezinden geçen nedir arkadaşlar? Kenar ortaydır. Şunlar birbirine eşittir. E bir de 1'e 2 oran vardır. Hocam 1'e 2 orandan dolayı 6 ise burası da nedir? 3'tür. Hocam şunu uzatayım mı? Dur bir uzatmadan önce bir bilgi var mı? Bulduğum bilgileri kullanabiliyor musun diye bak. Hocam bakıyorum. Bakın şuradaki dik üçgen var. Dik üçgene yoğunlaşmam lazım demek ki. A, dik üçgende ne çıktı arkadaşlar? Bak burası 3 burası 3. O zaman ne olmak zorunda? Bu bu eşitse burası da eşit olmak zorunda. Yani şu ve şu eşitse burası da eşit olur mu? olur. Neden? 90'dan çizilen kenar ortay. Muhteşem 3'den dolayı. E3 3 ise burası da 3 oldu. Aynı zamanda burası da 3. Bizden ne isteniyor? BC uzunluğu isteniyor. Yani BC uzunluğu kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? BC uzunluğu hocam şöyle 6'yı işaretleyelim. Hop 6. soru böylelikle Cehan oldu arkadaşlar. Ve geldik 7. soruya mı diyeceğim? Hayır bir başka kazanım odaklı sorular bölümüne. Yani 6. bölümü. Ona da ne zaman geliyoruz? Bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.